Obradovic'in şu ana kadarki sigortası 10'da 7 sahi içi isabeti 18 sayıyla Nikola Melli oyunu çözen isim. Başlıyoruz. Son çeyreğe blok geldi. Sinan Güler'den Vasilije Micić'e. Micić bir kez daha kontrol etti o topu. Micić yaklaşıyor çembere. Sinan yine bozdu atışını. Bir de hücum reboundu Vasilije Micić'ten ama Marko Guduric faul yapıyor. Yani işte blok. Sinan neye uğradığını şaşırttı Vasilije Micić'e. Nikola Kalinic. Savunmada adam değişti. Anadolu Efes. Marko Guduric'e nefis bir pas maçta bitiriyor. Marko Guduric. Yine müthiş bir oyun. Ya bu topsuz oyun repertuarını sezon içerisinde çok geliştirdi. Özellikle yaşanan sakatlıklardan sonra oyun düzenini değiştiği için yenilik katmak zorunda kaldı Fenerbahçe Beko. Ve bu aksiyonlar topsuz şekilde çok iyi işliyor. Rodrigo Bobo'a Larkin'den almıştı topu. Rodrigo Bobo'nun 3 sayılık atışı olmadı. Vasilije Micić bir kez daha 3 rebound'u çıkartıyor. Sonrasında basketi buldu Vasilije Micić. Micić 15. Diğer yanda Melli 18, Guduric 17. Kalinic Sinan'ı bulmuştu bu kez. Nikola Melli fake'ine cevap aldı. Bir adım içeri atıyor. 2 sayılık atışı kaçtı. Shane Larkin savunma rebound'u bırakmıyor. Larkin, Micić, Bobo'a iki pasta üçlüyü buldu Anadolu. Efes Bryant Dunston takip smaçını yapıyor. Üçlük kaçtı ama Dunston orada. Şu an Anadolu Efes için önemli. Dunston az önce böyle tamamlamıştı pozisyonu. Melih oyuna dönüyor Fenerbahçe Beko'da. Kostas Lukas. Daha 7,5 dakika var önümüzde. Lukas baktı çembere. Kostas Lukas'ın üçlü. Çok soğukkanlı. Hücum tazeleyecek Fenerbahçe Beko. Lukas Ahmet'in perdesini kullandı. Micić karşısında. Ondan Melih'e. Melih Mahmutoğlu çembere gitti şimdi. Bryant Dunston blokluyor ama sonrasında Ahmet Tüverioğlu mu? Hayır. Hayır, basket geçerli değil. Basket geçerli değil. Shane Larkin. Larkin Micić'i buldu. Vasilije Micić döndü. Turnikesi Vasilije Micić'in isabetli oluyor. Larkin Dunston yolu açtı. Orta mesafeden Shane Larkin kısa düştü. Brock Motum çeldi. Bobo'dan Larkin'e. Melli'nin üzerine gitti Shane Larkin. Çıkardığı noktada Micić var. Bu kez son 5 saniye Anadolu Efes hücumu için. Micić tepeden baktı çembere. Kritik bir üçlük kaçıyor. Nikola Kalinic çeldi. Sinan Güler'e. Kostas Lukas yerdeydi. Şimdi Kalinic dışarıda Melih'i buldu. Melih Mahmutoğlu 3 sayılık atışı isabetli olmuyor. Neler oluyor neler. İki takım da arka arkaya atışları kaçırdı. Yani iki takım da yoruldu ama iki takım da geri adım atmıyor. Micić yine gitti çembere. Vasilije Micić bu tekel smacını artık imza haline getiriyor. Mola sonrasında Ali Muhammed'le hücumda Fenerbahçe Beko. Kostas Lukas. İlk anda ayağı kaydı, kaybetmedi topu. Lukas. Melli'nin perdesi tepede. Kostas Lukas onu gördü. Nikola Melli bloktan kaçmaya çalıştı. Nikola Melli. Melli. Ali Muhammed. Ani yön değiştirdi. Çembere gitti Ali Muhammed. Camın da yardımıyla basketi yaptı. Ve çizgiden istediğini aldı. Diğer maçların aksine Shane Larkin. Ali Muhammed fake'i, Shane Larkin uçtu orada Ali Muhammed. Kritik anda o sahne alıyor. Shane Larkin diğer kanatta da top onda. Vasilije Micić cevap verebilecek mi? Vasilije Micić'ten geldi cevap. Duello devam ediyor. Bir tarafta Ali Muhammed, diğer yanda Vasilije Micić. Vasilije Micić, Kalinic karşısında. Dunston Guduric'de kaldı. Micić kendisi yaklaştı çembere. Vasilije Micić. Dunston'ı görmedi. Kendisi bitirdi Vasilije Micić. Ayakta kalmayı başarıyor şu an Vasilije Micić sahada. İnanılmaz bir maç sonu performansı Vasilije Micić'ten. Sinan Guduric'e. Kalinic. 10 saniye var, 24 saniyenin bitmesine. Artık saniyeler. Nikola Kalinic Micić'i itti çembere doğru. Nikola Kalinic boşluğu arıyor. Nikola Kalinic. Çok çok zor bir baskette Nikola Kalinic'ten 86-86. Micić 5 saniye Kalinic karşısında. Az önceki eşleşme bir kez daha oluştu. Vasilije Micić 3 sayılık atışı kaçtı. Rebound Sinan Güler'de. Kostas Lukas. Anadolu Efes'in bir faal hakkı var. 15 saniye. Bakalım. Lukas. Maç topu olabilir. Salonda iki takım taraftarı da ayakta.
Messi. Stukas, Mitic karşısında kaldı. Stukas bu sezon çok maç kazandırdığını gördük. Kostas, Lukas Melli'ye. Melli son anda çembere baktı. Nicolò Melli kaçırdı, uzatmaya gidiyoruz. Nicolò Melli kaçırdı, uzatmaya gidiyoruz. 86-86 mücadelenin normal süresi bitiyor değerli izleyenler.